Herkese selamlar dostlar. 16 Nisan Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. İdeal ve riskli olaraktan sizlere öneriler yapacağım. Şunu söyleyeyim. Beni bilen bilir. Genellikle ben gollere yönelirdim. KG var. Üst tercihleri benim her zaman. Özellikle KG var tercihi. Benim her zaman ağırlıklı tercihlerimdir. Fakat bu videoda Şöyle bakıyorum 10 maçın 8 tanesi ev 1.500 maç sonu 1 maç sonu 1 4.5 alt tarzında genellikle taraf tercihleri aklınıza yatan tercihleri değerlendirin. Ben videonun sonunda sizlere bir adet tekli 2-0-2'lik bir öneri yapacağım kombine önerisi olarak isterseniz. Tekli olarak değerlendirin. Onun dışında ideal kombineleri size bırakıyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir maç skoru yarışması yapalım ki isteyenler oluyor maç skoru ben de keyif alıyorum açıkçası. Fenerbahçe-Göztepe maçının skorunu soralım sizlere. Bana sorarsanız gollü bir maç bekliyorum ben mücadeleden. 3-1 belki 4-1'e kadar gidebilir. Öyle gollü bir maç bekliyorum. Zaten birazdan vereceğim tercih de yüksek orandan gollü bir maç geçmesi yönünde. Sizlere maç skorunu bekliyorum. Bilen iki kişiyi katıl telegram gruplarımıza dahil edelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar diyerekten geçeyim. Canlı olarak zaten inanılmaz bir canlı rekor olarak bahsetmiştim. Yüzde olarak rekordu açıkçası benim için. Çünkü toplamda kaç payı verilmiş mesela burada? 17 tane bahis verilmiş. 17'de 15 yapılmış genel olarak baktığımız zaman da. Bundan sonra devam edildi fakat buradan itibaren aldım ben. Yine ideal böyle bu şekilde ilerledi. Güzel bir canlı rekoru yaptık. Canlı bahislerde dün özellikle iyiydi. Bugün de devam ettik. Sabah Brisbane mücadelesi vardı mesela Avustralya. Orada 2'de 2 canlı yaptık. Şimdi keçi mücadelesi var. Onun canlıları da devam ediyor. Arkadaşlarımız editörlerimiz izliyor. Bu şekilde canlı olarak da ilerlemeyi düşünüyoruz. Geçelim maçlarımıza. 10 tane mücadelem var. Biraz da hızlı güzel bir cumartesi videosu olsun. Sizden ricam artı 300'ün üzerinde like, at, like atmanızdır. Atacağınız like'lardan dolayı. Teşekkürler hemen 2 saniye sayırım. Atarsanız sevinirim. Sayalım. 1, 2. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. İlk mücadelem Balıkesir ile Menemen mücadelesi. Konum olarak çok önemli bir mücadele bu. Özellikle Menemen adına arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. Menemen'in hatta puan durumundan sizlere de gösterebilirim. Bakın son puan düşme Hatta şöyle bahsedeyim. Bu ligin TFF 1. ligin en zayıf takımı kim? Balıkesir takımı. Menemenli daha oturaklı bir takım. Puan durumuna baktığımız zaman 35, 35, 34, 33. 16 ve 17. sıradaki takımlar burada düşme adayı ve burada bir maç kaybetme halinde. Alt taraftan bir maç kazanma halinde Menemen düşme potansiyeline sahip. Ligin en zayıf takımıyla oynuyor. Taraf tercihi olarak bir 60 gibi bir oran açmışlar. Ben burada direkt taraf tercihine yöneldim o yüzden. 160 gibi orandan Menemen'in galibiyetini bekliyorum. Burada bizi tehlikeli tehlikeli olarak gördüğüm tek şey Balıkesir kontraya çıktığı zaman iyi kontraya çıkıyor. Menemen'in bunu iyi yapması lazım. Rakibe çok fazla kontra fırsatı vermeden kontrollü bir oyun oynarsa zaten Menemen buradan 2-0 bandında hadi bir tane de Balıkesir alsın 2-1 bandında bir Menemen galibiyeti çıkar. Çok fazla yükleneceğim diye arkada boşluk bırakırsa bu Balıkesir bazen delleniyor güzel kontraya çıkıyor o sıkıntı olabilir. Fakat ben Menemen'in galip gelmesini bekliyorum. Önemli bir maç Menemen adına. Tottenham Brighton mücadelesi. Tottenham'da maşallah var. Ben Tottenham'ı özellikle Conte'den sonra iyi takip ettim. Maçlarını da sürekli izlemeye çalıştım. Şimdi burada da Brighton'a karşı oynayacak. Son maçı Aston Villa'ya karşı 4-0. Hadi o maçı geçtim yine iyiydi. Ondan önce 5-1'lik bir Newcastle maçı vardı. İnanamayacaksınız maç Ona 1 falan bitebilirdi. Öyle bir maçtı. Çok fazla pozisyon da kaçtı. Ee... Zaten o Newcastle maçında imzavi bir oranım vardı. 3.75 gibi orandan en çok korneri Newcastle kullanır olarak önermiştim. Burada da bir, öyle bir öneri olabilir. Fakat Brighton'ın korner oranları açılmadı mücadelenin. Ben burada Tottenham'ın formunun zirvesindeyken Brighton kalesine Brighton biraz daha derli toplu. Özellikle Tottenham kontraları seven bir takım. Fakat üstüne oynadığı zamanlarda iki tane gol atabilir. Bir var da ikiyi biraz zorlayalım diye düşündüm ben burada. Tottenham'ın atacağı iki gole 1.50 gibi oran açmışlar. İdealden sizlere Tottenham burada iki gol atar diyerekten öneriyorum. Değerlendireceklere ev 1.5 üstten 1.50 gibi orandan öneririm. Değerlendireceklere bol şanslar. Sen'le Pauli mücadelesi. Bu da güzel bir mücadele. Özellikle Paul adına son haftalardaki yapılan puan kayıpları son maçı zaten Werder Bremen'le zirvedeki takımla maçıydı. Galip gelemedi maçın da iyi oynayan takımı Werder Bremen'de açıkçası. Maçı da izledik canlısını da yaptık zaten. O maçta KG var olarak önermiştik sanırım. Geldi zaten. Şimdi Sadu Aysen takımı burada çelme takabilecek bir takım. Tek KG var maçım sanırım bu benim. Yo bir de Alanya maçı var sanırım. San Esen takımı kendi evinde herkese çelme takabilir. Gol yönünde zaten Paul de yüklenecek burada çünkü istek zirveyi oynayacak. Yüksek orandan da bir önerim olacak. Fakat ev sahibi gerek tempo oyunu ayak uydurabiliyor. Gerek de kontra çıkışlarda rakip kaleyi zor durumlarda bırakabiliyor. O yüzden ben evin golünü de aldım. Burada Paul'ün golü zaten Allah'ın emri diyelim biz burada. Muhtemelen gelecektir. İnşallah gelir diyelim öyleyse. Burada KG var zaten bir aldım. Oranını söyleyeyim sizlere. 1.48. KG var oranı 1.48. Yüksek orandan da ben parantez içinde yazdım. Pavlo'nun ihtiyacı var burada. 1-2'lik skor çıkabilir bu mücadeleden. Deplasman 1.5 üstün oranında 1.87 gibi oranı var. Yüksek orandan da böyle bir öneri yapabilirim sizlere. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Sampdoria Salernitana mücadelesi. Sampdoria düşmesi sanırım kesinleşti. Sampdoria da kötü oynuyor. Pardon Salernitana'nın düşmesi kesinleşti. Sampdoria'da son haftalarda zaten baktığımız zaman da çok fazla verim alamıyoruz Sampdoria takımından oyun olaraktan da. Fakat burada Salernitana'ya karşı ki Salernitana da gemileri yakmış gibi oynuyor. Hücum futbolunu sergiliyor Sampdoria takım, takımı Salernitana takımı. Sampdoria takımı biraz yaş, yaşlı bir takım. Eksikleri var, sakatları var Sampdoria'nın. Mesela Dumsgrad'ın hala iyileşemedi. Sakat olarak gözüküyor. Önemli bir eksiklik. Andrea Conti yine bu maçta olmayacak. Kim olacak ileride? Kaput olacak. Arkalarında Sens olacak. İleride, ileride sağda Sabri olacak. Sabiri olacak. Sabri değil. Sabiri olacak. Ya yani Sampdoria burada Salernitana da üstüne geleceği için Sampdoria bence 2 gol bulabilir diye düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üst aldım bu mücadelede Oranı da yüksek bu arada. Yani 1.40 falan değil. 1.67. Matsuni biri zaten 1.65 gibi oran açmışlar. Ben dedim Salernitana gemileri yakmış gibi oynuyor. O yüzden ev sahibi 1.5 üstü aldım ben. Değerlendireceklere bu yönde Sampdoria biraz riskli bir mücadele. Onu da belirteyim bu. 2-1 skor çıkabilir bu maçtan da. Geçtim. Alanya Antalya mücadelesi. Şöyle bilgiler edindim ben ondan bahsedeyim. Normalde Alanya, Alanya şehrinde şehir içindeki otobüsler sağa çıkamıyor yani. O ne bileyim sizin İstanbul'da mesela İstanbul'da da neydi onun? Metrobüs değiller diğer adı. Kent kart oğlum. Kent kart gibi böyle Akbil basıp geziyorlar ya otobüslerde onu söyleyeyim ben. Bir arkadaşıma sordum. Şimdi böyle şeyler Alanya'da stat biraz yukarıda. Dağda bir yerde diyeyim ben sizlere. Şehir içinde otobüsleri maç gününün özel bir Akdeniz derbisi. Güzel bir sağ hava, güzel bir hava var. E, Tribün de muhtemelen full olacaktır bu maçta. Akdeniz derbisinde Alanya Belediyesi mi yaptı? Artık Alanya Spor Camiası mı yaptı? Kim bilmiyorum ben haberlerde okudum. Şehir otobüsleri stada gidecek. Öyle bir düşünce şey var, haber var onu belirteyim. Bunlar zaten önemli gelişmeler. Taraftar full olacak, güzel destek verecek. Alanya adına güzel gelişmeler. Antalya Spor'da da Nuri Şahin'in bir teknik direktör konuşması var. Soyunma odası konuşmaları olur ya öyle bir konuşması düştü. Onu izledim iki gün önce. Yani kısaca Akdeniz derbisi güzel bir derbi olur diye düşünüyorum. Her iki takımın atacağı goller benim için önemli. KG var oranı 1.62. Bakın KG var 1.62 gibi oranı açmışlar. Ben bir de yüksek orandan Akdeniz derbisi kimse birbirini üzmez. Maç sonu sıfırda sizlere yüksek oran önerimdir. Onu da değerlendireceklere bol şanslar şimdiden. Dortmund maçına geçelim. Bu da benim yüksek oranlı maçım. Genellikle taraf aldım ve yüksek orana gittim. Dortmund'da Haaland 5 haftadır gol atamıyor. Eksikleri var mı? Var. Eksiklerden bahsedeyim ben sizlere. Kim eksik? Davut mesela bu maçta olmayacak. Hummels bu maçta olmayacak. Mönye bu maçta olmayacak. Eksikler. Mellon, Donyeli Mellon bu maçta olmayacak mesela. Deplasman'da da eksikler var mesela. Wolfsburg'daki eksik. Paolo Otavio bu maçta yok mesela. Birkaç eksikler var. Fakat Dortmund'un bazı daha önemli eksikler. Dortmund'un da ideal kadro çıkıyor mesela. İdeal kadroyu oluşturuyor. Julian Brandt oynuyor. Wolf oynuyor. Royce, Haaland. İlerisi oluşuyor fakat yedek kulübesi güçsüz kalıyor. Ben burada Dortmund kazanır diye düşünüyorum. Dortmund kazanır fakat 4.5 altında kalır. Bakın oran 1.75. Neredeyse 2 oran. Bence riske değer bir 37'den ben Dortmund galibiyetini alacağım ama ben mücadelede çok fazla gol olmayacağını düşünerekten de aslında bir 3.5 alt tercih de yapılabilirdi de. 4.5 altına bir, 1.75'ten yazalım biz. Yüksek orandır değerlendirecekleri ben yüksek orandan öneririm bu mücadeleyi. Geçelim Freiburg'la Bochum mücadelesine. Freiburg'un geçen hafta maçını çok güzel yakaladık. Yüksek orandan 2.55'ten maç sonu galibiyetini yakaladık Frankfurt'a karşı. Frankfurt'ta ne yaptı? Barcelona'yı ezdi. Yani yedek çıkmasının akıllan o maçta olması hakkını verdi diyelim. Burada Bohum'a karşı oynayacaklar. Bohum son 3 haftadır bir kıpırdanma var. Bir şey var yani. Zaten alt sıralardan bir nevi kurtuldu gibi. Aradaki puan farkını 10'a kadar açtı. Freiburg'da ilk 5'e oynuyor. İlk 4'e girme şansı da var. Üstünde Leipzig var. Arasındaki puan farkı 3. Leipzig bence girer de Freiburg'da işte Umut Fakir'in ekmeğidir. Galip gelerekten de devam edecektir. Ben dümdüz galibiyetini oynadım burada Freiburg'un. Maç sonu birin oranı 1.50 idealdir. Direkt Freiburg galibiyetini beklentim var. Yani maçta düşük skorlu kalacaktır. Bunun yüksek oranında yapılabilir. 3.5 altında 1, 2 oranı vardır mesela diye düşünüyorum. United Norwich mücadelesi. Ben bu mücadeleyi yüksek oranlı olarak tekli önerdim sizlere. Skor beklentimi söyleyeyim direkt maç hakkında. 2-0'lık United galibiyeti. Buna oranla ne çıkar? Maç sonu 1, 4.5 alt çıkar. 2-0'a göre mesela 1.45 bunun oranı var. Fakat ben sizlere İdeal kombini oluşturmadım dediğim gibi. United maçına yüksek orandan tekli. Zaten videonun sonunda da önereceğim bunu. 2-3 gol. United'da bakın ilk 4'ü oynuyor. 4'ü oynamasa bile 4'ü geçtik de 5. 6. olması lazım. En azından bir konferans ligine UEFA'ya falan gitmesi adına. Diğer türlü ilk 4'te zaten şansı çok zor. yani çok puan kaybı yapıyor. Bu arada yeni haberler şu yönde. Erik mesela United'ın gelecek sezon başında olacakmış sanırım. Böyle bir hafta içi haberler çıktı. Muhtemelen doğru. Çoğu kaynak doğruladı bunu. Ben United'ın 2-0'lık galibiyetini bekliyorum. Galip gelirken de dediğim gibi 2-3 golüyle ben yüksek orandan 2-0-2'lik orandan sizlere tekli olarak önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Juventus-Bologna mücadelesi. Juventus kaliteli. Fakat Juventus'un kopması nerede oldu? Inter'e mağlup oldu. Inter maçında mağlup olunca eğer o maçta galip gelseydi... Juventus şu an şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından bir tanesi olacaktı. Art çekle 65 hop yukarıdasın dediğim gibi. Ondan olmadı Juventus adına. Hatta maç sonunda zaten bunu söylemiştim sizlere. Allegri'nin yaptığı açıklamalar da şu yöndeydi. E, artık şampiyonluk bizden gitti yani. Dördüncüyle oynayacağız. Şampiyonlar ligine oynayacağız vesaire vesaire böyle açıklamalar vardı. Bologna'ya karşı Bologna'nın son maçını takip ettim. Önermiştim maç sonu 1 ve e, 0-1 çıkma şansını önermiştim en idealden. Katıl grubunda video çekmediğim bir günde başarılı oldu. 2-0'lık bir beklenti vardı geldi. Onu geçtim. Juventus burada kazanır. 4.5 altında da biter. 1.41 mi oranı var idealden. Geçtim bunu da. Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi. Fenerbahçe-Göztepe maçının skorunu sizlere sorduk zaten. Maç skoru ne olur yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben mücadelenin gollü maç geçmesini bekliyorum. Gollü geçmesini. Göztepe'de düştü galiba ya. Bu saatten sonra Zor. Yeni teknik adam getirdiler Thomas. Yani hiçbir çare olmadı. Hiçbir reaksiyon gösteremedi. Şöyle bir eksik gedik var mı ondan bakalım. Ee, atınç eksik. Onun dışında Halil Akbunlar vesaire vesaire oynuyor. İrfan Can bu maçta karşı cezalısı. Mesut da da yok. Ferdi de şüpheli bu maçta. Yine ideal bir Fenerbahçe kadrosu. Rossi, Mert Hakan, Pelkas, Serdar Dursun. ileride bunlar olacaktır. E, İrfan'ın yerine Pelkası yazmışlar ideal 11'de onu belirteyim. Gollü bir maç olur. Göztepe zaten ne yaptı? Gemileri yakacak artık. 2.5 üst 1.47'den idealdir. İdeal bir öneridir. Onun dışında maç zaten 2.5 üstte gidiyor. Gidiyor dedik ya. E, İsmail Kartal da takımda gidecek mi kalacak mı? Löv gelecek mi? bu, bu muhabbet var. İsmail Hoca da diyor ben ikinci hoca olmam kardeşim diyor. Ben teknik direktörüm diyor. Ben ikinci hoca olmam kim oluyorsa olsun diyor. Ben olursam diyor Fenerbahçe'de kalırsam diyor teknik direktör olarak kalırım diyor. Her hiçbir zaman ikinci hoca olmam diyor. Bu saatten sonra ikinci hocam olacağım diyor. Değil mi? Adam da haklı. Bazı tartışmalar var şu yönde. Tartışmalar şu yönde. Mesela İsmail Hoca'nın yerine ne bileyim örnek Thomas Hoca gelseydi. Son 10 maçta bu kadar iyi bir seri yakalasaydı. Löv konusu açılır mıydı? Bence açılmazdı. Adamın ismi İsmail diye böyle yapıyorlar. Neyse sağlık olsun. 2.5 üst bir 40 idealdir. 2.5 üstünde bir de yüksek orandan önerebilirim. Değerlendireceklere bol şanslar. 10 maçın anlatımı bu şekildeydi bende. İdealden yüksek orandan anlattım. Dediğim gibi bir ideal kombine çıkarmadım. Fakat tekli olarak bir öneri yapacağım sizlere. O tekli öneri gelsin ekrana. Tekli önerimde United maçının ben 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Zaten bir kombine gibi. Atın işte 50-100 lira benden olsun bu Cumartesi. Onun dışında taraf tercihleri yaptım ağırlıklı olarak. Kafanız yatan tercihleri alabilirsiniz. United maçına da ben tekli olarak 2 orandan 2-0-2'lik orandan 2-3 gol önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.